Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde harita ve ölçek hesaplamalarını yapacağız. Haritaların unsurlarını inceleyeceğiz. Haritalarla ilgili bilmemiz gereken ne varsa bugünkü dersimizde göreceğiz arkadaşlar. Öncesinde size hemen ayın programını veriyorum. Bugün 15 Aralık ve bu videonun yayınlanma tarihi sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzu ayın 22'sinde Perşembe günü yayınlayacağız. Orada da izoipsleri öğreneceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi derse geçmeden önce ben size sıfırdan dokuz'a konu anlatımıyla ilgili hemen şöyle küçük bilgiler vereyim. Burada sayfa 45'i açıyorsunuz. Bakın harita ve harita okur yazarlığı başlığı var. O başlığın altındaki bilgileri şöyle bir inceliyorsunuz. Daha sonra konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Gene çeviriyorsunuz sayfayı. Harita türleri var arkadaşlar ve ölçekleri kıyaslıyoruz. Büyük ölçek, küçük ölçek ne demek? Daha sonra da alan ve mesafe hesaplamaları var arkadaşlar. Onları yaptıktan sonra konuyla ilgili soruları da çözüyorsunuz. Böylece konuya oldukça hakim oluyorsunuz arkadaşlar. Bitti mi? Hemen küçücük bir şey daha Sayfa 46'yı açıyoruz arkadaşlar. Dinamo soru bankasında konuyla ilgili soruları çözüyoruz. Konuyla ilgili soruları çözdükten sonra yapamadıklarımız olursa hemen şu kısma gönderiyoruz arkadaşlar. Böylece konuyla ilgili bilmediklerimizi hocalarımız bize hemen cevaplandırıyor değerli arkadaşlar. Bunları da yaptıktan sonra artık sizin harita ile ilgili hiçbir sorununuz kalmayacak değerli arkadaşlar. Şimdi eğer hazırsanız derse geçelim. Şimdi arkadaşlar harita konusu aslında birazcık içinde matematiksel bilgiler barındıran bir konudur. O yüzden böyle sözel kısma kafası daha çok yatan arkadaşların nispeten zorlanabildiği bir konudur ama aslında öz itibariyle çok basit, pratik bir konudur. Ben de burada mümkün mertebe pratik bir şekilde size konuyla ilgili bilgileri vermeye özen göstereceğim arkadaşlar. Şimdi neye bakacağız biz bu dersimizde? Haritayı oluşturan unsurlardan bahsedeceğiz. Onlardan yararlanıp haritayı kullanacağız. Daha sonra haritalarda ölçek ve alan hesaplamalarını yapacağız, uzunluk hesaplamalarını yapacağız. Böylece konuyu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi nedir harita? Harita yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün mesela şuradaki haritada görüyorsunuz yeryüzünün tamamı mı? Hayır sadece bir bölümü. Türkiye daha da küçük olabilir. Marmara bölgesi olabilir. Daha da küçük olabilir ya da daha da büyük olabilir. Yeryüzünün herhangi bir bölümünü veya tamamını kuş bakışı görünüş arkadaşlar. Kuş bakışı ne demek? Böyle tepeden bakacaksınız. Kuş bakışı çok önemli. Kuş bakışı olmayan bir şey zaten harita değil. Ve belirli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır. Demek ki bir çizimin harita olabilmesi için ne lazım? Bir, kuş bakışı olması lazım. Önemli. İki, ölçek lazım. Yani belli bir oranda küçülteceğiz. Üç, düzleme aktarmak lazım. Şimdi düzleme aktarmadığımız şey, düzlem ne demek arkadaşlar? Düz bir zemin. Bu bir duvar olabilir, kağıt olabilir, masa olabilir. Düz bir zemin. Bunu aktarmanız lazım. Eğer bunu aktarmıyorsanız o zaman o harita değil. Örneğin model küreler var biliyorsunuz. Model küreler aslında harita değil. Neden? Çünkü düzleme aktarılmamıştır. Şimdi biz ne diyoruz bunlara? Harita diyoruz arkadaşlar. Peki haritacı, haritacılık bilimine ne deniyor? Kartografya. Kartografya. Bu ilk ünitede biliyorsunuz coğrafyanın ee, alt dalları olan bilim dallarında buna değinmiştik arkadaşlar. Şimdi çeviriyoruz sayfayı. Burada kroki kavramını görüyorsunuz arkadaşlar. Kroki e, nedir? Kroki ölçek kullanılmadan yapılan şeydir, çizimdir. Biz buna kroki diyoruz. Kroki ile harita arasındaki tek fark neymiş arkadaşlar? Ölçek yok. Şimdi şurada bir Kroki görüyorsunuz. Şimdi ben size şöyle bir şey sorsam, desem ki pastane ile sağlık ocağı arasında mesafe ne kadardır? Nasıl bulacaksınız mesafeyi? Bulamazsınız. Niye bulamıyorsunuz arkadaşlar? Çünkü aşağıda buna dair herhangi bir ölçek yok. Eğer bir ölçek verilmiş olsaydı haritada siz ne kadar olduğunu bilecektiniz. Mesela şöyle bir ölçek olsaydı, deseydik şu kadar mesafe Atıyorum 100 metre. Bunu alıp buraya koyacaktınız ve bununla kıyaslayarak aradaki mesafeyi bulabilecektiniz. Dolayısıyla ölçek olmayınca siz uzunluk ve alan hesaplayamıyorsunuz. Yani burada işte pastanenin kapladığı alan ne kadar? Bilemiyoruz çünkü ölçek yok. Şimdi harita ile kroki arasındaki farklara şöyle bir bakalım. Haritada ölçek var mı? Var. Kroki de yok. Harita düzleme aktarılır mı? Evet. Peki kroki? Evet o da düzleme aktarılır. Harita gerçek çizimi mi? Evet kroki değil. Kuş bakışı mı arkadaşlar? Harita evet kroki evet. Projeksiyon kroki de var mı? Yok. Peki haritada var mı? Evet. Harita kaba taslak mı? Hayır. Kaba taslak olan nedir arkadaşlar? Kroki'dir. Şimdi haritalarda aslında gördüğünüz bütün haritalar e, hatalıdır. Neden hatalıdır haritalar arkadaşlar? Çünkü dünya yuvarlak. ...ve haritalarsa düz bir zemine aktarılıyor. Dolayısıyla hepsinde hatalar ortaya çıkıyor. Şimdi bunların hata türleri var. Ama ana hata sebebi nedir? Dünyanın yuvarlak, haritalarınsa düz olması. E dolayısıyla biz hep bu bozuk haritalar mı işi yapacağız? Haritalarla mı işim? Hayır. Hep bozuk haritalarla işi yapmayacağız. Bu haritalardaki bozulma oranını küçültmek için bazı teknikler var. Birazdan o tekniklere değineceğiz. Şimdi haritalardaki hata türlerinden bir tanesi gerçek ve izdüşüm alan farkından kaynaklanan hata. Şimdi gerçek alan ne demek? İzdüşüm alan ne demek? Şimdi bakın burada ...bir çizim var, bir ada. Şimdi bu adanın gerçek alanı nedir? Yani bunu siz eğer e, bir buruşuk kumaş olarak düşünürseniz... ...yani şurayı bir buruşuk kumaş olarak düşünün. Bu kumaşın üzerine şöyle ütüyü vurduğunuzda ne olacaktır? Bu genişleyecektir. o Bunun gerçek alanı işte o genişleyen alandır arkadaşlar. Peki izdüşüm alanı nedir? İzdüşüm alanı ise bunun dünya üzerinde kapladığı alandır arkadaşlar. Dolayısıyla gerçek alan farklıdır iz düşüm alan farklıdır. Gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark eğer çok 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 fazlaysa o zaman yükselti ne oluyor? Fazla olur sevgili arkadaşlar. Bunu da bilelim. Şimdi eğer burası da dümdüz bir yer olsaydı yani bu yükseltiler falan olmasaydı bunun gerçek alanıyla iz düşüm alanı aynı olacaktı değerli arkadaşlar. Bir diğeri dünyanın şeklinden kaynaklanan hatalar. Ne dedik? Dünya yuvarlaktır. Dolayısıyla siz yuvarlak olan bir zemini kalkıp e, düzleme aktarıyorsunuz, bozulmalar meydana çıkacaktır. Şimdi e, siz bir model küreden, model küreden, sınıflarımız ne olur, belki evlerimizde olan da vardır. Model kürede arkadaşlar Grönland'e bakın, bir de Avustralya'ya bakın. İkisini kıyasladığınızda Grönland'in çok daha küçük olduğunu göreceksiniz. Avustralya'dan. Ama bu haritadan baktığımız zaman bakın Avustralya burası, Grönland burası arkadaşlar. Şimdi hangisi daha büyük duruyor? Sanki Grönland bir nebze daha büyükmüş gibi duruyor. Oysa gerçekte durum bunun arkadaşlar tam tersidir. Grönland Avustralya'ya göre oldukça küçüktür değerli arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Burada bakın burası Sahara Çölü. Sahara Çölü'nden şuradan şuraya kadar geldiğiniz mesafeye bakın. Bu mesafe ile arkadaşlar şuradan şuraya olan mesafe aslında neredeyse aynıdır. Dikkat ediyor musunuz? Yani buradaki mesafe ile buradaki mesafe aynı ama haritaya nasıl yansımış arkadaşlar? Buradaki mesafe oldukça büyük yansımış. E bunun sebebi ne? İşte haritalardaki bozulma yani dünyanın yuvarlak olması. Şimdi dünyanın şeklinin küresel olması. Dünya yüzeyindeki bir alanın düzlem üzerine gerçeğinin aktarılmasını imkansız hale getiriyor. Dünyanın küresel şeklinden kaynaklanan hatalardan bazıları şunlardır. Ne olur arkadaşlar? Alan değişir. Uzunluklar değişir. Açılar değişir. Paralel ve meridyen açıları, şekiller bozulur. Dolayısıyla tekrar edelim burayı. Haritalardaki bozulmanın ana sebebi dünyanın yuvarlak olması. Peki ne demiştik biz? Hep bu bozuk haritalarla mı çalışacağız. Hayır arkadaşlar bunları azaltmak için bazı teknikler geliştirilmiş. O teknikler neler? Projeksiyon teknikleri. Projeksiyon tekniklerinde amaç nedir? Amaç haritalardaki bozulmayı ne yapmak? En aza minimuma indirgemek arkadaşlar. Demek ki şurada gördüğünüz Projeksiyonların temel amacı ne? Haritalardaki bozulmayı minimize etmek, küçültmek. Peki nedir bu projeksiyonlar? Şimdi bu birinci projeksiyon arkadaşlar silindirik projeksiyon. İkinci projeksiyon bakın koniye benziyor. Konik projeksiyon. Üçüncüsü ise düzlem projeksiyondur. Peki bu projeksiyonlar ne işe yarar? Bakın arkadaşlar Burada silindir projeksiyon dikkat edin şu kısım ekvatora temas ediyor projeksiyonda. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir beyzbol topu düşünün arkadaşlar. Bu beyzbol topu üzerine siz dünyanın karalarını ve denizlerini çizdiğinizi varsayın. Kara ve denizleri çiziyorsunuz bunun üzerine. Karaları kahverengi ile, denizleri mavi ile çizdiğinizi varsayın mürekkeple. Daha sonra elinize bir A4 kağıdı alıp bu beyzbol topunun etrafına şöyle doladığınızı varsayın sevgili arkadaşlar. Şu şekilde silindir şeklinde. Daha sonra açtığınızda ne olacak arkadaşlar? Açtığınızda beyzbol topunun üzerindeki ama neresindeki en şişkin yani ekvatorunun üzerindeki kısımlar buraya mürekkep buraya bulaşacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla en az hata ekvator üzerindeki kısımlar nereye yansıyacak? Kağıda yansıyacak. Dolayısıyla düzlem projeksiyondaki ana amaç neymiş? Ekvator ve çevresini en az hatayla çizmek. Ne diyoruz? Ekvator ve çevresi en az hatayla çizilir. Şimdi hocam o zaman hangi ülkeler acaba düzlem projeksiyonla çizilmeli? Pardon silindir projeksiyonla çizilmeli. Ekvatorun üzerindeki ülkeler. Peki neler var ekvatorun üzerinde? Bilen arkadaşlarımız vardır. Neler var? Brezilya var. Orta Afrika var. Orta Afrika'da Kongo, Kenya, Endonezya, Malezya var. Endonezya ve Malezya gibi ülkeler. Bunlar arkadaşlar nedir? Ekvatora çok yakın olduğu için silindir projeksiyonla en az hatayla çizilir. Peki konik projeksiyon ne işe yarar? Konik projeksiyon dikkat edin şurası ekvator arkadaşlar. Konik projeksiyonda ekvatora temas etmiyor. E da temas etmiyor. Bakın burası kutup projeksiyonumuz. Nereye temas ediyor dikkat ederseniz şu kısımlara temas ediyor. E burası nedir arkadaşlar? Burası orta kuşaktır. Dolayısıyla konik projeksiyonda orta kuşak en az hatayla çizilir. Orta kuşak dediğimiz hangi enlemler arasıydı? 30 60 enlemleri arası arkadaşlar en az hatayla çizilir. Peki örnek verelim. Burada hangi ülkeler var? Neler var arkadaşlar? Mesela Amerika Birleşik Devletleri var. Avrupa'daki ülkeler var. İşte İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye var, değil mi? Daha da uzağa gidersek işte Çin, Japonya buna örnek verilebilir sevgili arkadaşlar. Peki düzlem projeksiyon ne işe yarıyor? Düzlem projeksiyon arkadaşlar böyle daha dar alanları veya kutupları yani şu kutbu nasıl göstereceğiz? Bu kutbu nasıl göstereceğiz? Çünkü biz dünyaya karşıdan bakıyoruz. E, kutuptan bakmamız gerekiyor. Yani bakışınızın şuradan olması gerekiyor. Kutba en güzel görebilmeniz için. O yüzden ne yapıyoruz? Düzleme alıyoruz, kutuba koyuyoruz. Veya çok daha dar alanları çizmek için arkadaşlar. Kutuplar en az hata ile ne yapılır arkadaşlar? Çizilir. Peki örnek verelim. Buraya yakın yerler nereler olabilir? Antarktika olabilir mi? Antarktika. Nerede Antarktika? Hemen Güney Kutbu'nda. Sonra Kuzey Buz Denizi olabilir mi? Ya da işte Kanada olabilir mi? Sibirya olabilir mi? Bunlar kutuplara yakın olan kısımlar arkadaşlar. Demek ki bu projeksiyonların ana amacı neymiş arkadaşlar? Hataları en az düzeye indirgemek. Peki silindir neredeki hataları azaltıyor? Ekvatordaki. Konik neredekileri orta kuşaktaki düzlem projeksiyonu ne yapıyor? Kutuplardaki hataları en aza indiriyor sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya bakalım. Harita üzerinde kırmızı ile gösterilen alanların çiziminde kullanılabilecek projeksiyon yöntemlerini belirleyelim. Belirleyelim birlikte. Şimdi ekvatoru çizelim mi arkadaşlar? Çizdik ekvatorumuzu. Şimdi o zaman iki numaralı ülke Burası ne olacak arkadaşlar? Silindir projeksiyon. Şunlar ne olacak? 3 ve 5 silindir projeksiyon olacak. Çünkü silindir ne yapıyordu? Ekvatoru daha az hatayla çiziyordu. Peki bir numaralı yer ne olacak? 10 numaralı yer ne olacak? Şunlar. Ve 4 numaralı yer ne olacak? Bunlar da kutuplarda olduğu için düzlem projeksiyon. Orta kuşakta olan yerler ne? Türkiye, Kazakistan, Japonya, Yeni Zelanda yani bunlar orta kuşakta kalan yerler. Orta kuşakta kalan yerlerse arkadaşlar konik projeksiyonla çizilecektir. Sevgili arkadaşlar, haritalarda bazı unsurlar gerekiyor. Nedir onlar? Şimdi bir harita çizilirken öncelikli olarak bu ne haritasıdır? Amaç nedir? bunu belirlememiz lazım. Onun için amaca uygun bir başlık olması lazım. Bakın şimdi bu haritada bir başlık yok, değil mi? Siz bu renklere baktığınızda ilk etapta hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ama ben eğer bu başlığa şöyle bir şey yazsaydım. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu haritası deseydim bu renklerin bir manası olduğunu düşünürdünüz. Şimdi bu renklerin bir manası var tabii de bunu nereden bileceğim ben? Lejant. Lejant ne demek arkadaşlar? Haritanın anahtarı demektir. Haritanın anahtarı nerede? Bakın şu alt kısımlarda. Şimdi şurada renkler verilmiş. Ve bu renklerin karşılığı verilmiş. Mesela açık sarı olan renk 019 diyor. Sarı olan 2039 diyor. İşte kırmızı olan 2700'den daha büyük diyor. E bu ne? Nüfus yoğunluğu haritası ya. Kırmızı olanlar işte kilometre kareye düşen insan sayısının 2700'den büyük olduğu yerler. Sarı olan yerlerse işte 30 kişiden daha az olan yerler oldu. Apaçık ortaya çıkıyor. Yani lejanta bakarak siz haritayı yorumlayabilirsiniz. Haritadaki çizgilerin, noktaların ne anlama geldiğini lejant belirliyor. Mesela bu büyük nokta ne demekmiş arkadaşlar? Bakın nüfusu 14 milyonun üzerinde olan yer demekmiş değerli arkadaşlar. İşte bunlar da nüfusu daha az olan noktalara tekabül ediyor. Peki yön oku nedir? Yön oku bakın şurada görüyorsunuz K ile gösterilmiş. Bu ne demek? Bu haritanın kuzey neresi, güney neresi bunu bize gösteriyor. Yani sadece kuzeyi göstermesi için göstermesi bizim için kafidir. Peki bir diğeri nedir arkadaşlar? Koordinat sistemi. Koordinat sistemi şart mı derseniz ya yön okuyla koordinat sisteminden bir tanesinin olması kafidir. Çünkü amaç nedir burada? Kuzeyini ve güneyini bilmek. Kuzeyini ve güneyini bildiğiniz zaman zaten çünkü elinizde her zaman Türkiye haritası olmayacak. Örneğin şurada küçücük bir adanın haritası verilecek size. Haritaya nasıl bakacaksın? Şöyle mi böyle mi bakacaksın? Bilemezsin. Dolayısıyla yön okunun verilmesi gerekiyor. Ya da koordinat sisteminin verilmesi gerekiyor. Mesela Türkiye'nin koordinat sistemi verilmiş olsaydı. Neydi arkadaşlar hatırlayalım. 36 42 paralelleri. E, paraleller yukarıya doğru büyüdüğüne göre, yani kutba doğru gidiyorum, o zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? Kuzey olacaktır. Eğer koordinat sistemi verilmiş olsaydı, buna gerek kalmazdı değerli arkadaşlar. Bir yeri nedir? Haritanın olması olması ölçek arkadaşlar. Ölçek nedir? Haritada iki nokta arasındaki mesafeyi ya da belli bir alanı e, hesaplamamız için bize yarayan aparattır. Küçültme oranıdır. Örneğin buradaki haritada. Şurada ölçeği görüyorsunuz. Bakın şu kadar mesafe 50 kilometre. Şöyle değişik bir renkle çizeyim. Şu kadar mesafe 50 kilometre. Şu 100 kilometre toplamda. Bu 150, bu 200 kilometre. Şimdi ben iki nokta arasındaki mesafeyi nasıl bulacağım? Değerli arkadaşlar çok pratik bir şekilde bulabilirim. Bu ölçekten yola çıkarak ne yapacağım? Hemen şöyle bir kağıt alıyorum arkadaşlar. Bakın şu mesafe ne kadarmış? Şöyle koyuyorum kağıdı. 200 kilometreymiş. Gördünüz mü? Bakın bir kağıdın üzerine koydum. Yani şu kadar mesafe görüyorsunuz siyah olan kısım şu kadar mesafe 200 kilometre. O zaman ben ne yapabilirim? İstediğim herhangi iki nokta arası. Örneğin Ankara ile Çorum arasındaki mesafeyi hesaplayabilirim. Bakın böyle denk geliyor. E hocam 200 kilometre olmayan yeri nasıl bulacağım? Biliyorsunuz bunlar 50-50 diye gidiyordu arkadaşlar. Örneğin şu kadar mesafede 50, şu kadar 100, şu kadar 150, şu kadar 200 kilometre arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki ölçek bize bu anlamda çok yardımcı oluyor değerli arkadaşlar. Demek ki haritalarda olmazsa olmaz kaç tane unsurdan bahsedecekmişiz? Beş tane unsur arkadaşlar. Beş unsur. Neymiş onlar? Başlık, lejant yani anahtar şu alt kısımdaki yön oku, koordinat sistemi ve ölçek. Bunlar haritaların olmazsa olmazı değerli arkadaşlar. Şimdi bilgilerin haritaya aktarılması ne şekilde olur? Üç şekilde olur arkadaşlar. Biri noktasal. Bir diğeri alansal. Bir diğeri de çizgisel değerli arkadaşlar. Şimdi ben mesela Kızılırmak Nehri'ni çizmek istiyorum. Kızılırmak Nehri'ni noktayla mı göstereceğim, çizgiyle mi göstereceğim? Çizgiyle göstereceğim. Bakın şuradan başlayacak Kızılırmak Nehri. Hop buradan dökülecek. İşte nehirler ya da ülke sınırları ya da illerin sınırları ya da karayolları bunlar neyle gösterilir? Arkadaşlar çizgiyle gösterilir. Peki alansal olarak ne gösterilebilir? Mesela şöyle desem Türkiye'deki işte ya da Karadeniz bölgesindeki orman alanlarını taramak istiyorum. Ne yapacağım ben böyle orman alanlarını arkadaşlar? Şöyle işte değişik bir renge tarayarak alansal bir şekilde göstermiş oldum. Alansal da bu. Peki noktasal ne demek? Mesela demin ki haritada gördük. İşte nüfusu fazla olan yerleri noktayla gösterebiliriz. Ya da işte il merkezlerini noktayla göster. Ankara il merkezi, işte İzmir il merkezi, Adana il merkezi gibi. Bunları da noktayla gösterebiliriz değerli arkadaşlar. Yani bilgiler haritaya 3 değişik şekilde aktarılıyor değerli arkadaşlar. Şimdi haritalarda ölçeklere baktığımızda ölçekleri biz iki şekilde görüyoruz. Nedir onlar? Biri kesir ölçek, öbürü de çizgi ölçek. Şimdi kesir ölçek şöyle vermiş altına 1 bölü 500 bin. Ne demek arkadaşlar bu? Gerçeğe göre 500 bin kere küçültülmüş olması demektir. Gerçeği ne kadar büyükse 500 bin kere onu alıp küçültüyorsun. Şimdi bunu herkes bilir. Yani şunun 500 bin kere küçültüldüğü anlamını herkes çıkartır. Fakat siz farklı olarak neyi bileceksiniz arkadaşlar? Eğer haritada 1 bölü 500 bin yazıyorsa ne düşüneceksiniz biliyor musunuz? Ya kardeşim şu yukarıdaki e, harita uzunluğu değil mi? Evet. Şu aşağıdaki de gerçek uzunluk değil mi? Evet. Yani aslında... E, bu ölçek dediğimiz şey haritanın gerçeği olan oranıdır. Gerçek bir harita 500 bin. Peki bir ne arkadaşlar? Bir santim. Peki bu nedir? O da santim. Yani yukarıdaki santim olunca aşağıdaki de santim olacak. 1 bölü 500 bin. Siz ne yapacaksınız bunu? Pratik bir şekilde Hemen şuradaki beş tane sıfırı siliyorsunuz. Niye beş tane sıfırı siliyorsunuz? Çünkü santimetreden kilometreye çevirmek için. İşte santimetre, desimetre, dekametre gibi arkadaşlar. Gidiyorsunuz kilometreye gelene kadar. Ee, ve buradan çıkan sonuç ne oluyor? Bir santim yani senin haritada gördüğün bir santimlik mesafe aslında neymiş arkadaşlar? Beş kilometreye tekabül ediyor. Ee, o zaman şöyle bir şey yapalım. Bir bölü bir milyon dersek hocam. 1 bölü 1 milyon dersek ne olacak? 5 tane sıfırı gene sildim. Bu sefer 1 santim neye karşılık gelecek? 10 kilometreye karşılık gelecek. Yani sıfırları sildiğinizde kilometreyi buluyorsunuz değerli arkadaşlar. Şimdi kilometreyi bulduktan sonra ne yapacaksınız? Kilometreyi bulduktan sonra alacaksınız bunu bir tane cetvelle ölçeceksiniz mesafeyi. Ondan sonra da bulmaya çalışacaksınız. İşiniz uzun olacak. Haritayı yapanlar akıllı adamlar. Demişler ki ya bu insanları bir de ceplerinde cetvelle mi dolaşacak? Tabii ki hayır. O zaman ne yapalım? Haritaya bir tane de cetvel koyalım. Bu cetvel ne? Çizik ölçek. Yani şurada ne diyor? 0, 5, 10, 15 kilometre. Şu kadar mesafe diyor haritanın altında eğer bu varsa 15 kilometredir diyor. Bunu alırsınız haritaya koyarsınız o mesafe 15 kilometredir. İyi de hocam ben hep 5, 10, 15 kilometreye mi ölçeceğim? Belki ben 16 kilometre ölçmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bakın sol tarafa doğru uzatırlar o zaman. Bir 5 kilometre daha buraya da 1, 2, 3, 4, 5 tane daha çentik koyarlar. Bu sefer ne olur? Bakın şu kadar mesafe 6 kilometre olur. Şu kadar mesafe 7 kilometre. Şu kadar mesafe 8 kilometre şeklinde böyle görürseniz sol tarafta küçük tırtıklı şeyleri onlar da daha küçük mesafeleri ölçmek için kullanılır. İyi de hocam bu ne demek? Bu aslında ee... Kesir ölçek olarak neye karşılık gelir? Kardeşim çentikler arası bir santim değil mi? Evet. Bir santim bu da bir santim. Çentik dediğimiz şunlar arkadaşlar. Bakın şunların her biri birer çentik. E, o zaman bir santim kaç kilometreye karşılık geliyor? Beş. Bir santim eşittir beş kilometre. Yani bir bölü beş kilometre. Yukarısı santim. Bu kilometre. Ne yapacağım bunu hemen santime çevireceğim. Bir, iki, 3, 4, 5. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 500 bin. Yani aslında şuradaki ile şuradaki aynı şey değerli arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Ölçekleri birbirine dönüştürmeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi kesir ölçeğin çizgi ölçeğe dönüştürülmesi esnasında. Yani şunu, şunu, şuna dönüştüreceğiz. Kesir ölçeğin paydasındaki birim yani şu çizgi ölçekte kullanılan birime dönüştürülür. Şimdi buradaki birime bakalım arkadaşlar. Ne diyor? 1 bölü 2,5 milyon. Ne yapacağım ben hemen? Bunu sildim. Yani 1 santim eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 25 kilometre oldu mu? Evet. O zaman şöyle bir şey çizerim. Çizdim mi bunu? 1 santimlik kısma şöyle birer santimlik çiziyorum. Çizdim. Bu 0. Bu ne olacak? 25 olacak arkadaşlar. Burası ne olacak? 50 olacak. Burası ne olacak? 75. Burası ne olacak? 100. Burası ne olacak? 125. Uzatabilir miyim? Uzatabilirim. Ama gerek yok. Şurada da bırakabilirsiniz. Yani sadece şunu da bırakabilirsiniz ya da uzatabilirsiniz. Kolaylık olsun isterseniz onu yapabilirsiniz. Peki çizgi ölçeği kesir ölçeğe dönüştürmek için ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burada ne diyor? Şu kadar mesafe Çizgi ölçeğin diyor boyu 3 santim. Bunun boyu 3 santim ise o zaman her biri 1 bir santim değil midir? 1 santim burada, 1 santim burada, 1 santim burada. Toplamda 3 santim etti. 1 santim kaç kilometreye karşılık geliyormuş? 2. O zaman 1 santim 2 kilometreye karşılık geliyorsa 1 bölü 2 kilometre diyorum değil mi? Yukarıdaki santim aşağıdaki kilometre. Hemen bunu da santime çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 200 bin olarak karşımıza çıktı. Hemen şunu da dönüştürelim. Şuradaki arkadaşlar bunların her birinin altı eğer bir rakam yazmıyorsa birer santim olarak kabul ediyoruz. Bakın bir santim şuraya da kilometresini yazayım. Bir santim kaç kilometreye denk geliyormuş? Bir kilometreye denk geliyormuş. O zaman bir bölü bir kilometre diyorum. Yanına kaç sıfır? 1, 2, 3, 4, 5 sıfır koyuyorum. Ve şunun karşılığı da karşımıza çıkmış oldu değerli arkadaşlar. Peki... Harita çeşitleri neler sevgili arkadaşlar? Şimdi harita çeşitleri e, kullanım amaçlarına göre haritalar var ve ölçeklerine göre var. Ölçeklerine göre haritalar ya büyük ölçeklidir, ya küçük ölçeklidir ya da orta ölçeklidir arkadaşlar. Kullanım alanlarına göre ise genel haritalar, sürekli gördüğümüz fiziki ve idari haritalar. Mesela Türkiye fiziki ya da Türkiye iller haritası. Tematik haritalarsa daha özel haritalar sevgili arkadaşlar. Şimdi Kullanım amaçlarına göre haritalar genel ve tematik olarak ayrılıyor mu? Evet. Genel haritalar ne yapıyormuş? Bölgenin doğal ve yapay yani doğal ve beşeri unsurlarını işaretlerle haritaya yansıtırsınız. Ne gibi? Türkiye fiziki haritası gibi, Türkiye idari bölünüş haritası gibi. Peki tematik haritalar ne yapıyor arkadaşlar? tematik haritalarda o bölgeyle ilgili mekansal verileri işte ne olabilir bu mekansal veriler jeoloji, maden, ulaşım, sıcaklık, basınç, denizcilik gibi bunları ne yapıyorsunuz haritaya aktarıyorsunuz. Örnek verelim tematik haritalara mesela Mardin ilinin jeoloji haritası. Türkiye nüfus yoğunluğu haritası, Türkiye su ürünleri haritası gibi haritaları buna örnek verebiliriz. Ölçeklerine göre baktığımızda ise ne demiştik? Büyük, orta ve küçük ölçekli haritalar. Büyük ölçekli haritalar ne diyor arkadaşlar? 1 bölü 200 binden daha büyük ölçekli haritalardır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bana 1 bölü 200 binden daha büyük bir rakam söyleyin. Duyuyor gibi oluyorum. Bazılarınız yanlış yaptı. 1 bölü 200 binden daha büyük bir rakam ne olacak biliyor musunuz? Mesela 1 bölü 100 bin. Ya 1 bölü 400 bin olmaz. 1 bölü 100 bin olur. 1 bölü 50 bin olur. Arkadaşlar matematiksel düşünün. Şimdi 1 bölü 2 mi büyüktür? 1 bölü 1 mi büyüktür? Tabii ki 1 bölü 1 büyüktür. Dolayısıyla buradan daha büyük rakamlar dediğimde ben işte 1 bölü 150 bin, 1 bölü 100 bin, 1 bölü 50 bin diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Orta ölçekli haritalarsa 200 bin ile 500 bin arası olanlar ve küçük ölçeklilerse arkadaşlar 500 binden daha küçük olan haritalar. 500 binden daha küçük haritalar ne olabilir mesela? Ölçek olarak 1 bölü 600 bin olabilir. Değil mi arkadaşlar? Evet. Değerli arkadaşlar, büyük ölçek ve küçük ölçek ne demektir? Şimdi bunları şöyle size izah etmeye çalışayım. Sizce şuradaki harita, dünya haritası görüyorsunuz. Bu da Türkiye haritası. Sizce hangisi büyük ölçekli? Büyük ölçekli harita arkadaşlar Detayın fazla olduğu harita. Küçük ölçekli haritada detay az ama görülebilen alan çok geniş. Bakın bütün dünyayı görüyorsun burada. Ama burada sadece Türkiye'yi görüyorsun. Dolayısıyla burada detay daha fazla. Bak burada Türkiye şu kadarcık alana karşılık geliyor. Görüyor musunuz? Ama burada Türkiye çok daha kocaman. O zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? Büyük ölçekli harita olacak. Peki şurası ne olacak? Küçük ölçekli harita. Tamam mı? Hangisi daha çok küçültülmüş? Tabii ki dünya daha çok küçül. Bak dünya ile Türkiye hemen hemen aynı kağıda koymuşuz. E hangisini daha çok küçülteceğiz bu durumda? Tabii ki dünyayı. O zaman dünya daha küçük ölçekli oluyor. Şimdi kıyasladığımızda paydadaki sayı hangisinde daha büyük? Atalım rakamları. Şimdi diyelim ki burası 1 bölü 20 milyon olsun arkadaşlar. Yani 20 milyon kere küçültün. Burada ne olacak arkadaşlar? O kadar küçültecek misin? Hayır. İşte atıyorum ne olacak? 1 bölü e, bir 1 milyon olacak. Dolayısıyla paydadaki sayı hangisinde daha büyük oluyor? Büyük ölçekli de şey e, küçük ölçekli de daha büyük oluyor. Büyük ölçekli de daha küçük oluyor sevgili arkadaşlar. Bak burada kafalar karışıyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Şurada 20 milyonu gördünüz ya sayı sanki size büyükmüş gibi geliyor. Değil arkadaşlar. Bu 20 milyon kere küçültülmüş. Ama bu 1 milyon kere küçültülmüş. Daha az küçültülen hangisi bu? Daha az küçültülen şey büyüktür. Bu kadar. Gösterilen alan hangisinde geniş arkadaşlar? Burada gösterilen alan geniş. Şöyle yapalım. Burada gösterilen alan ne oluyor? Dar oluyor doğal olarak. Bakın bütün dünyayı görüyorsunuz. Burada sadece Türkiye'yi görüyorsunuz. Bozulma oranı hangisinde fazla olacak arkadaşlar? Küçükte fazla. Büyükte ne olacak? az olacak. Ayrıntı hangisinde fazla? Ayrıntı. Ayrıntı büyük ölçekli de fazla. Küçük ölçekli de nedir? Ayrıntı az. Ne demek istiyorum? Şimdi ben burada bakın şurada Van Gölü'nü görüyorum. Tuz Gölü'nü görüyorum. Marmara Denizi'ni görüyorum. Ya şurada görebiliyor muyum onları? Hayır göremiyorum. Çünkü ayrıntı artık ortadan kalktı. Küçültme oranı. Burada nedir arkadaşlar? Fazla. Burada nedir küçültme oranı? azdır. Daha az küçültülmüş. İzoipsler arası yükselti farkı. Şimdi izoipsler daha değinmedik ama bunu göreceğiz arkadaşlar. İzoips eş yükselti eğrisi demektir. Eş yükselti eğrileri şöyle düşünün. Mesela şu, şu bir Türkiye haritası. Burada Ağrı Dağı var. Ağrı'dan yükselsine yükseltisi ne kadar? 5000 metre kabaca. Şimdi burada ben başka bir Türkiye haritası çizeyim. Gene Ağrı Dağı'nı şöyle koydum. Şimdi burada 5000 metre, burada da Ağrı Dağı 5000 metre. Şimdi Ağrı Dağı burada daha büyük gösterildiği için ben bunu biner biner çizebilirim. İşte bin metrelik alanlar, iki bin metre, 3, 4 falan filan. Şimdi burada ne oldu izoipsler arası? 5 tane çizdiğime göre 1000 metre oldu iki izoips arası. Ama ben burada 5 tane koyamam. Çünkü küçük. Burada 2 tane koyabilirim. Yani bir çizgi koydum. Ne oldu? 2500 metre. izohipsler arası. Ama burada bin metre. Çünkü bu büyük ölçekli olduğu için daha büyük görüyorsunuz ve dolayısıyla daha ayrıntılı görebilirsiniz. O zaman ne olacak arkadaşlar? İzoipsler arası yükselti farkı büyük ölçekte ne olacak? Az olacak yükselti farkı işte bin metre gibi. Ama küçük ölçekte ne olacak arkadaşlar? Ee, fazla olacak. 2500 metre gibi yani burada. Şimdi büyük ölçek ve küçük ölçeği kıyaslamış olduk arkadaşlar. Bir de neye bakacağız? Haritalarda ee, uzunluk hesaplama ve alan hesaplama. Şimdi e, bunlar tabi bazı formüllerle yapılabiliyor ama birazdan ben size bunları formüle ihtiyaç duymadan e, nasıl yapacağımızı da göstereceğim. Şimdi gerçek uzunluk arkadaşlar gerçek uzunluğu hesaplamak için ne yapıyorsunuz haritadaki uzunlukla ölçek paydasını çarpıyorsunuz. Ölçeği bulmak için ne yapıyorsunuz ölçek ne demek zaten haritanın gerçeğe oranı demek. Yani haritadaki işte bir santimin gerçekte kaç santim olduğunu ölçekle biz e, görüyoruz. Ve e, haritanın uzunluğunu nasıl buluyoruz? Harita uzunluğu küçük olduğu için ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Gerçek uzunluğu ölçek paydasına bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradaki çalışmayı yapalım. Ne diyor burada? 1 bölü 200 bin pardon 1 bölü 2 milyon ölçekli bir haritada 8 santim gösterilmiş. Ölçek ne? 1 bölü 2 milyon. Bize neyi soruyor? Gerçekte. Şimdi gerçek uzaklığı ben nasıl bulacaktım? Çarpacaktım değil mi? Neyi? Haritadaki uzaklıkla neyi çarpacaktım arkadaşlar? Ölçek paydasını çarpacaktım. Şimdi ben size diyorum ki ya buna gerek yok. Yani böyle formül ezberlemeye falan gerek yok. Çok basit bir şekilde şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi ölçeğimiz bu mu? Bu ne demek? Bu 1 santim eşittir. 5 tane sıfırı sildim değil mi? Kaç kilometreye denk geldi? 20 kilometreye. Bir santim 20 kilometreye denk geliyorsa 8 santim ne olacak arkadaşlar? 8 santim. O da eşittir. 160 kilometreye denk gelecek. İşte olay bu kadar basit değerli arkadaşlar. Yani burada formülde yerine koyup yapabilirsiniz ama hani işin en basit pratik mantığı bu. Şimdi bir diğer soruda ne diyor? Yandaki AB merkezleri arasında yapılacak karayolunun kuş uçumu uzunluğu kaç kilometredir? Yani şuradan şuraya gidecek yol. Ben bunu nasıl bulacağım? Altta ne verilmiş arkadaşlar? Çizik ölçek verilmiş. Çizik ölçek. Burası 0. Burası 12, 24, 36. 12 de bu tarafta. Ne oldu toplamda 36, 48 yani şu mesafe arkadaşlar 48 kilometreye denk geldi mi geldi nasıl 48'i buldum hocam hemen bir daha söyleyeyim bak sıfır burası ya sıfırdan 36 burası bir de 12 kilometrede sol taraf ya daha küçük şeyleri bulmak için ne oldu toplamda 48 kilometre oldu şimdi o zaman şöyle bir şey yapsam ben demin yaptığımız çalışma gibi yapsam şuradaki mesafeyi şöyle yapalım ya da bunu şununla yapalım şurada daha küçük bir aparatımız var şöyle bulamadım onu. Şöyle bakalım. Sevgili arkadaşlar bakın. Şu mesafeye dikkatlice bakın. Noktaların tam yolun olduğu yeri. Şimdi bu mesafe haritada ne kadar yere denk geliyor? Şöyle koyuyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar denk geldi. Tam olduğu boy kadar denk geldi. O zaman ne olacak burası? 48 kilometre olacak değerli arkadaşlar. Yani ben hemen şuraya ne yazıyorum? Bu A ve B noktaları arasındaki mesafe 48 kilometredir. Bakın ne kadar pratik bir şekilde bulduk. Ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Bu kadar basit. Sevgili arkadaşlar bir diğer çalışmaya bakalım. Bir diğer soruya bakalım. Ne diyor? Kuş uçumu gerçek uzunluğu 300 kilometre olan bir akarsu. 1 bölü 1 milyon ölçekli haritada kaç santim gösterilir? Ya bana yine burada ölçek vermiş. Ölçek ne diyor? 1 santim diyor. 5'ten sıfırını sildim. 10 kilometre diyor. Ölçeğin bana bunu diyor. Yani senin bu haritada gördüğün bir santim on kilometreye denk geliyor. Peki benden ne istiyor? Benden diyor ki iyi de o zaman 300 kilometre haritada kaç santim? Ya ona birse o zaman ne olacak arkadaşlar burası da? 30 santim olmayacak mı? Hani oran orantıdan gidiyoruz. Yani 10 kilometre 1 ile gösteriliyorsa 100 kilometre 10 ile gösterilir. 200 kilometre 20 ile 300 kilometre 30 santim ile gösterilir değerli arkadaşlar. Bir diğer çalışmaya geçiyoruz hemen burada. Bakın formülü kullanmadan pratik bir şekilde yapıyorum. Diyor ki Ankara ile Eskişehir arasındaki kuş uçumu uzaklık. Birinci haritada 4 santim. İki tane harita var. İkinci haritada ise 20 santim olarak veriliyor. Şimdi o zaman şöyle düşüneyim bakın birinci haritada şöyle bu Türkiye haritası olsun neresi Ankara ile Eskişehir arası arkadaşlar ne kadar verilmiş 4 santim hmm. şurası Ankara şurası Eskişehir. Güzel. Peki ikinci haritada ne kadar verilmiş arkadaşlar? 20 santim. O zaman ikinci haritanın bayağı kağıt üzerinde çok yer kaplaması gerekiyor. Yani gene şuraya Ankara'yı koyduğum zaman Eskişehir şurada olacak ve burada ne kadar olacakmış arkadaşlar? 20 santim olacakmış. Tamam mı? Şimdi diyor ki <laughs> birinci haritada ölçek neymiş? 1 bölü 300 binmiş. Güzel. O zaman ikinci haritada ölçek nedir diyor. Doğru mu? Şimdi bir kere ne olmuş arkadaşlar? Ölçek Büyümüş doğru mu? Yani bu küçük bu büyük. Ölçek büyümüş. Ölçek büyüdüğüne göre burada ne olacak rakam? Buradan daha küçük bir rakam çıkacak doğru mu? Yani 1 bölü 300 binden e, pardon daha büyük bir rakam çıkacak. Ne gibi? İşte 1 bölü 200 bin 1 bölü 100 bin gibi bir rakam çıkacak. Şimdi işin pratik kısmına bakalım. Burada 4 santimken burada ne olmuş arkadaşlar? 20 santim olmuş. Ölçek ne kadar büyümüş? yani 4 20 arası ne kadar var arkadaşlar? 5 kat var. Doğru mu? O zaman siz bunu 5 kat büyüttüğünüzde ne olacaktır arkadaşlar? 300 bini 5 kere büyüttüğünüzde 5 kere 6 300 bin yapar. Yani 5 kere şöyle diyeyim 60 bin olacak değerli arkadaşlar. Yani bunun ölçeği de ne olmuş oldu? 5 kat büyümüş oldu. Yani hikaye bu kadar. Formülle de yapabilirsiniz ama mantığı bu. Ne oldu? Eskişehir-Ankara arası 4 santimken 20 santime çıktı. Ölçek ne kadar büyüdü? E 4 kat büyüdü. Şey 5 kat büyüdü. Ben de bunu 5 kat büyüttüğümde çıkacak olan rakam ne olacak arkadaşlar? Bu olacak. Ve arkadaşlar... Bir diğeri alan hesaplaması. Şimdi alan hesaplamasında da aynı mantığı kullanabilirsiniz. Formülleri kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz. Ne diyor mesela? Örnek soruda 1 bölü 700 bin ölçekli bir haritada bölgenin alanı 8 santimetre kare ise bölgenin iz düşümü ne olacak diyor değerli arkadaşlar. Şimdi formüle baktığınızda bize neyi soruyor? Gerçek alanı soruyor. Gerçek alan eşittir. Haritadaki alan çarpı ölçek paydasının karesi. Şimdi burada haritadaki alan verilmiş mi bana Evet ne kadar verilmiş 8 santimetre kare Peki ben neyi alacağım ölçek paydasının karesi yani şunun karesini alacağım 700 binin karesi Hocam bunu nasıl alacağım bunu almak çok basit hemen 5 tane sıfırı sil. 7 kere 7 ne yapıyor? 7'nin karesi 49. Bu şekliyle alıyorsun. Yanına da 10 tane sıfır koymana gerek yok. Çünkü zaten kilometreye çevirince o 10 tane sıfırı tekrar sileceksin. Şimdi dolayısıyla çıkacak olan rakam bu. 8 çarpı 49 ee, ne yapar arkadaşlar? Sonucu siz bulun. Bunu da hemen yorumların altına yazın. Şimdi bir diğeri eğim hesaplamaları. Eğim sevgili arkadaşlar yüzde ve binde olarak sorulur. Şimdi burada eğim sorularını. Ne yapıyoruz? Hemen formülünü yerine koyarak, formülünde yerine koyarak buluyoruz. Nedir arkadaşlar eğim formülü? Şunu şöyle yazayım. Eğim eşittir yükselti farkı çarpı 100 veya 1000. Eğimi yüzde soruyorsa 100'le, binde soruyorsa binle arkadaşlar. Bölü yatay uzaklık ya da gerçek uzaklık diyoruz. Şimdi bunu şöyle kısaltıyoruz. E eşittir H çarpı 100. H ne demek? Yükselti farkı. Yani şu H çarpı 100 bölü L. L de yatay uzaklık. Şimdi bakın yükselti farkı burada şu olur. Yatay uzaklık nedir sevgili arkadaşlar? Bu olur. Şimdi örnek bir soru var burada. Diyor ki A, B merkezleri arasındaki gerçek uzaklık ne kadarmış? 2 kilometreymiş. Bu iki merkez arasındaki yükselti farkı da 1000 metredir. O zaman eğim yüzde kaçtır? Hemen yapalım arkadaşlar. Eğim eşittir. Gerçek uzaklık 2 kilometre değil mi? Yükselti farkı 1000 metre. Şimdi hemen şurada yerine koyuyoruz. Yükselti farkı 1000 e, çarpı eğimi yüzde olarak sorduğuna göre 100 diyoruz. Bölü ne arkadaşlar? Yatay uzaklık 2 kilometre. Peki burası metre miydi 1000 metre? Evet. Aşağıdaki kilometre olur mu? Hayır arkadaşlar. Onu da aynı e, şeye çevirmeniz lazım. Burayı da 2 kilometreyi metreye çevirmeniz lazım. Çünkü yukarıdaki metre. E buraya da metreye çevirdiğimizde 3 tane sıfır koyuyoruz. Şimdi bu gitti. Bu gitti. Sıfırlar birbirini götürüyor arkadaşlar. 100 bölü 2 ne olacak arkadaşlar? 50 olacak. Yani eğimimiz ne çıktı? Değerli arkadaşlar yüzde %50 çıktı. Sevgili arkadaşlar ne yaptık biz bu dersimizde? Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak haritanın kullanımını ölçekleri, ölçek hesaplamalarını öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya ödüllü sorumuzu bırakıyorum. Ödüllü sorumuzla ilgili yorumları da videonun altına bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.